Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Ben Serdar Hoca. Bugün sizlere Miray Yayınları'nın TYT Türkçe Soru Bankası'ndan sözcük grupları ile ilgili kalıplaşmış söz gruplarından 8. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Bakalım, birisi hakkında konuşurken duman attırmak sözünden bahsediyorsak o sözde o kişiyi kötü bir duruma düşürmek, onu yıldırmak anlamında kullanırız demiş. Doğrudur arkadaşlar, bunu elemiş oluruz. Bir başka şekilde göz boyamak sözü gösterişle aldatmak anlamında kullanılır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Biri için burnundan solmak ifadesini kullanıyorsa o kişinin kibirli ve kendini beğenmiş olduğu anlamını çıkarırız. Bu dursun arkadaşlar. El pençe divan sözüyle bir kişiye aşırı saygı gösterdiğimiz anlamını çıkarırken ki bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Dili yanmak ifadesiyle o kişinin eziyet çektiği, zarara uğradığı anlamını çıkarabiliriz. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Bakın burada burnundan solumak ifadesi arkadaşlar o kişinin kibirli ve kendini beğenmiş olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Burnundan solumak deyimi çok sinirlenmek, öfkelenmek anlamlarına gelir. Ya da öfke içinde olmak anlamına gelir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Ya da şöyle söyleyebiliriz. O kişinin kibirli ve kendini beğenmiş olduğu anlamını çıkaran deyim hangisidir diye soracak olursanız bu da arkadaşlar burnu havada olmak deyimini söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi 3 numaralı deyimin yanlış kullanıldığı ya da açıklamasının yanlış verildiğini söyleyebiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, aşağıda verilen atasözlerinden hangisi verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diyor. Eldeki yara, yarasıza duvar deliği, acıyı çekenin bilmesi. Evet arkadaşlar bakın, eldeki yara yani insanın yarası başkasına ne görünür arkadaşlar? Küçük bir şeymiş gibi gözükür. O yüzden acıyı sadece kim çeker? O acıyı yaşayan bilir. O yüzden bu açıklamaya uygundur. Bunu elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda, göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar. Yani bir iyiliğin zamanında yapılması anlamını veriyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Acemi katır, kapı önünde yük indirir. Bir işin yarıda bırakılması anlamına geliyor ki acemi olduğu için hani kapı önünde yük indiriyor. Eve kadar taşımıyor anlamında. Bakın bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun arkadaşlar. E seçeneğine baktığımızda kader olmayınca kadir bilinmez. Bir şeyin değerinin, kıymetinin anlaşılmaması anlamına geliyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi D seçeneğine baktığımızda ise horoz ölür, gözü çöplükte kalır. Ne demek arkadaşlar bu? Elindekinin değerini bilinmemesi mi anlamına mı gelir? Hayır arkadaşlar, böyle bir anlama gelmez. Bu ne demek? Bir insanın yaşadığı ve alıştığı yerden, eriştiği bir durum veya makamdan ayrılıp uzaklaştığında gözü orada kalır ve o günleri kolay kolay unutamaz anlamına gelir. Horoz ölür, gözü çöplükte kalır atasözü. Peki elindekinin değerini bilememek hangi atasözüyle ifade edilir derseniz onu da şöyle ifade edebiliriz. Aş taşınca kepçeye paha olmaz ya da abanın kıymeti yağmurda bilinir atasözleriyle bunu yani iki tane farklı atasözüyle ifade edebiliriz. Bu verilen açıklamaya uygun düşmemiş arkadaşlar. O yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki ikilemeler, anlam ilişkilerine göre ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışta kalır? Giydiği eski püskü elbiseyle kendini hayattan daha doğrusu her şeyden soyutladığını gösteriyordu. Arkadaşlar bunu nasıl ifade edebiliriz? Bakın bu biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcükle oluşmuş bir ikileme. B seçeneğine baktığımızda, toplantıda herkes hakkında ileri geri konuşuyor, herkesin yanlış olduğunu dile getiriyordu. Arkadaşlar ileri geri zıt anlamlarla oluşmuş ikileme. Yarım yamalak iş yapmada birçok arkadaşı onun eline su dökemez ve o bunu dert etmezdi cümlesinde ise yine biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcüklerle oluşmuş bir ikileme görüyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen hedefinden vazgeçmemiş, er geç o hedefi gerçekleştirecekti. Er geç sözcüğe dikkat edin. Zıt anlamlarla oluşmuş ikilemedir. Sınıfında akıllı uslu bir çocuk olsa da kendi evinde sanki çok farklı bir kişiliğe bürünüyordu. Akıllı uslu
yakın anlamla oluşmuş bir ikilemedir. Şimdi arkadaşlar B ve D birbiriyle eşleşir, A ve C de birbiriyle eşleşir. Dolayısıyla bunların dışında kalan E seçeneği de yakın anlamlı olduğu için bizim doğru cevabımız olacaktır. Dördüncü soru, aşağıdaki ikilemelerden hangisi cümleye kattıkları anlamlar bakımından ikişerli gruplandığında dışarıda kalır? Bu soruya dikkat edin, cümleye kattığı anlam itibariyle soruyor arkadaşlar, oluşumları yönüyle değil. A seçeneğine baktığımızda, olacakları önceden bilmesine rağmen göz göre göre başka çözüm üretmeye kalkışmıyordu cümlesinde, bakın şuradaki göre göre ikilemesini alıyoruz. Cümleye ne anlamı katmış arkadaşlar? İsteyerek anlamını katmış, değil mi? Bilerek, isteyerek anlamını katıyor. B seçeneğine baktığımızda incecik bir çizgi arasında belirli belirsiz gördüğü çehreyi ömrü boyunca hatırlamak istemiyordu. Belirli belirsiz, net olmayan, değil mi arkadaşlar? Bu anlamı vermiş. Sohbet konuşmasında yarım yamalak anlattığı olayı oradan çıktıktan sonra sahiplenmiyordu. Yine burada eksik anlattığını görüyoruz. Eksik anlamını vermiş. Öğretmenin sözünü dinlemiyor, bile bile kendi çalışma metodunun dışında bir metot kullanmıyordu. Burada ne anlamı veriyor arkadaşlar? Yine bile bile, isteyerek, bilerek anlamını vermiş. Yurt dışı seyahatinin iptal olacağı az çok belli olduğu için bileti önceden iptal etmeyi düşünmüştü. Az çok. Yine arkadaşlar net olmayan anlamına geliyor. Bakın tam olarak belli olmayan, net olmayan anlamına gelmiş. Şimdi hangisi dışta kalır demişti. Dikkat edin arkadaşlar, A ve D birbiriyle eşleşiyor. Yine B ve E'nin de birbiriyle eşleştiğini görüyoruz. Aynı anlamlara geliyor. C seçeneğinde yarım yamalak eksik anlamına geldiği için herhangi bir eşleştirme yapmamış. Bunun için de doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Beşinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen durum dili yanmak deyimiyle uyuşmamaktadır diyor. Peki dili yanmak deyimi nedir arkadaşlar? Üzüntü ve eziyet çekmek, yine aynı şekilde bıkmak, nefret etmek anlamlarına da gelmektedir. Şimdi A seçeneğine baktığımızda sıkıntılara aldırış etmese de bir şekilde o sıkıntılar ona üzüntü ve keder veriyordu. Bakın tanımımıza uydu, o yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Çektiği eziyetler artık onu yaşama sevincinden ve aşkından giderek uzaklaştırıyordu. Yine eziyet demiş, bakın anlama uydu, bunu da elemiş oluruz. Uğradığı zararın kendisinde açtığı yıkım ruhsal olarak düzelemeyecek boyuttaydı. Uğradığı zararın açtığı yıkım diyerek üzüldüğünü belirtiyor. Bunu denemiş oluruz. Okuyucu klasik anlatılardan o kadar nefret etti ki artık esere bir hayli mesafede duruyor. Nefret etmek açıklamamıza uygun, dili yanmak deyimiyle uyuştuğunu görüyoruz. Bunu denemiş oluruz. Fakat B seçeneğine baktığımızda sevdiği arkadaşından garip bir tepki alınca şaşırmış, ne yapacağını bilememişti. Görmüş olduğunuz gibi burada aklı karışmak, aklı durmak, aklı başından gitmek deyimini aynı anlama gelecek bir ifadenin kullanıldığı görülmektedir. Dili yanmakla ilgili herhangi bir şey yok, uyuşmuyor. O yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte kullanılmamıştır? Yaptıkları yanlış hareketlerle onu sinirlendiriyorlar. Herkes onun damarına basıyordu. Bakın damarına basmak deyimdir. Anlamıysa arkadaşlar sinirlenmek anlamına gelir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda işten döndükten sonra değersiz küçük bir şeyi bile büyütüyor. Habbeyi kubbe yapıyordu. Habbeyi kubbe yapmak burada deyimdir. Anlamı nedir? Değersiz küçük şeyi bile büyütmek anlamına gelir. Bunun da anlamı verilmiş. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda yaptığı hareketlerle deneyimli ve uyanık gözükerek kaçın kurası olarak algılanıyordu. Kaçın kurası olmak arkadaşlar nedir? Deneyimli ve uyanık gözükmek. Aslında uyanık gözükmek anlamına gelir. Bunun da anlamı verilmiştir. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Her şey yolunda giderken olmuş ve yapılmış bir işi bozmuş, pişmiş aşa su katmıştı. Pişmiş aşa su katma, olmuşmuş ve yapılmış bir işi bozmak anlamına gelir. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Fakat D seçeneğine baktığımızda konferansta yeni bir şey öğretmiyor ve fikir yürütemiyor, kabına sığamıyordu. Şimdi arkadaşlar kabına sığmak
burada yanlış kullanılmış. Çünkü kabına sığma duygularına engel olamayarak taşkın davranışlar, taşkın, bakın tekrar söylüyorum, kontrolsüz, taşkın davranışlar sergilemek anlamına gelir. O yüzden bu yanlış kullanılmıştır. Peki buraya hangi bir deyim olur diyecek olursanız, edebiyat yapıyordu olabilir. Hani bu minvalde bir şey söyleyebiliriz. Süslü, gösterişli laflar söylüyordu, bir şey öğretmiyordu anlamında. Ya da laf kalabalığı yapıyordu anlamında, ya da buna benzer deyimler söyleyebiliriz, getirebiliriz. O yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru, bu parçada verilen deyimlerden hangisi anlamıyla örtüşmemektedir diyor. Parçamıza bakalım. Yazar, beklenen yardımı sakınmak yerine yaralı parmağı işememek demiş. Doğru arkadaşlar, yaralı parmağı işememek, hani herhangi bir faydalı bir şeyi yapmamak ya da beklenen yardımı sakınmak yerine kullanılabilir. Bunu elemiş oluruz. Aşırılığa varmak yerine kantarın topuzunu kaçırmak, bu da zaten aşırılığa kaçmak anlamına gelir. Bunu da elemiş oluruz. Tecrübeli yerine Nuh Nebi'den kalma, bu dursun arkadaşlar. İyi giyimli yerine 2 dirhem 1 çekirdek, evet, iyi giyinenler için 2 dirhem 1 çekirdek ifadesi kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Abartmak yerine pireyi deve yapmak, zaten pireyi deve yapmak abartmak anlamına gelir. Bu da bunun anlamıdır. Gibi deyimler kullanarak hem etkili durum betimlemeleri yapabilmiş, hem de ana dilimizin inceliklerini yansıtabilmiştir diyor. Şimdi burada Nuh Nebi'den kalma, bakın, çok eski demek, tamam mı? Ya da modası geçmiş anlamlarına gelmektedir arkadaşlar. Peki tecrübeli yerine biz neyi kullanabilirdik? Arkadaşlar şunu söyleyebilirdik. Tereciye tere satmak diyebilirdik, değil mi? Bunu kullanabilirdik. Bundan dolayı da doğru cevabımız 3 numaranın yer aldığı C seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez diyor. A seçeneği dursun. 3. cümle. Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir. Ne demek istiyor arkadaşlar burada? Akılsız kimse dostuna iyilik yapayım derken kötülük yapabilir. Farkında bile olamaz bunun. Bunu bilerek yapmaz. Kişi dost olduğu için ondan bir kötülük beklemediği anlamına gelebilir. Açıklamamıza bakalım arkadaşlar, 3. cümlenin. Bazı atasözleri ise iki yargının birbirini tamamladığı veya zıt olduğu olayları anlatır ki şurada dost ve düşman ifadeleri gördüğünüz gibi zıt anlamlı sözcüklerdir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. 4. cümle, bugünün işini yarına bırakma. Bu arkadaşlar bugün yapılması gereken bir işin ertelenmesinin kötü sonuçlar doğuracağı anlamına gelir. Yani herhangi bir işin günü gününe yapılması anlamını verir. Bakalım 4. cümlenin açıklamasına. Genel durumun aksine mecaz anlatıma sahip olmayan, yani gerçek anlamlı atasözleri de vardır diyor. Bugünün işini yarına bırakma, gerçek anlamda kullanılmış, mecazı olmayan bir atasözüdür. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. 2. cümle, gözün ile gördüğünü eteğin ile ört. Ne demek bu? Bir kişinin kusurunu örtmek, gizlemek anlamında kullanılır. 2. cümleye baktığımızda bir takım atasözleri kişiye deneyim ve akıl süzgecinden geçirerek doğrudan öğüt verir. Evet arkadaşlar, insanın kusurunun örtülmesi gerektiği nasihatinde bulunuyor. Nasihat, öğüt. Bu da doğru. Bunu da elemiş oluruz. 6. cümle, Nisan yağar sap olur, Mayıs yağar geç olur. Bu da şu demek. Yağmur Nisan ayında yağdığı zaman ekinlerin saplarını oluşturur. Mayıs ayında yağan yağmur ise arkadaşlar başaklar için daha iyi olur ve başakları olgun hale getirir. Yani hem Nisan hem de Mayıs ayının bitkiler üzerinde farklı etkileri vardır. Bunu anlatmaya çalışıyor. 6 numaralı cümleye bakacak olursak, uzun gözlemlere dayanarak doğa olayların etkilerinin anlatıldığı atasözlerde sıkça kullanılmaktadır. Evet, bakın, bu da bir doğa olayını anlatmış, bir onun neticesinde oluşan bir gözlemi anlatmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 5. cümle, eşek kulağı kesilmekle küheylan olmaz atasözüne bakıyoruz. Bu da şu demek, görünüş olarak bir şeye benzeme gerçekte o şey olmak değildir. Biçim değiştirmekle öz değiştirilmiş olmaz anlamına geliyor. Ne demiş arkadaşlar 5 numaralı cümlede? Bir diğer nitelik ise sosyal durumların atasözlerinde dile getirilmesidir. Arkadaşlar burada sosyal bir olay yok ki, yani toplumu ilgilendiren bir olay yok.
O yüzden bu ifade örnek olarak gösterilemez. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Yukarıdaki atasözlerinden hangileri anlam olarak birbirine en yakındır? Bir numaralı atasözüne bakalım. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan demiş arkadaşlar. Kiminle arkadaşlık edersen ondan etkilenirsin, onun gibi olursun anlamına gelir. İkinci atasözü, ağaca dayanma kurur, adama dayanma ölür. Bu da şu anlama geliyor. Yeryüzündeki her şeyin bir sonu vardır. Hiçbir şey kalıcı değildir. Bugün var olan yarın olmayabilir. Verilen destek ve yardımlar da sürekli olmaz. O halde insan yapacağı işlerde başkalarının yardımına ve desteğine değil de öncelikle kendi gücüne, bilgi ve becerisine inanıp ona güvenmelidir anlamını veriyor. 3 numaralı atasözüne bakacak olursak, rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu. Rüzgarlı havada kuytu bir yerde bulunmak rahatlıktır. Yağmurlu havada da iyi uyku çekilir, yani iyi uyunur. Yani huzurlu ve sakin bir hayat sürmek isteyen kişi çatışma ve tartışmalardan uzak durur anlamına da gelir ayrıca. Dördüncü atasözü, elin eşeğini türkü çağırarak arar. Ne diyor arkadaşlar? İnsan kendi sorunlarını ancak kendisi çözebilir. Başkaları o sorunlarla ilgilenir gibi gözükse de yeterince ilgilenmez anlamına geliyor. Dolayısıyla da görmüş olduğunuz gibi 4 ve arkadaşlar 2 numaralı atasözünün birbiriyle aynı anlama geldiği görülmektedir. Yani bir iş yapıyorsan kendine güven, kendi gücünle o işleri yap anlamına gelir. Biz yine 5. atasözünü de açıklamış olalım. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Aslında çok basit birlik ve beraberlikten bahsediyor. Bir insan gücü sınırlıdır. Tek başına bir işi yapamaz. Kimi zor işleri yapması için de başkalarının gücüne, işbirliğine ihtiyaç duyar. Birlikten kuvvet doğar anlamına geliyor arkadaşlar. Ama diğerleriyle anlamca örtüşmediği için bunu alamayız. Doğru cevabımız 2 ve 4'ün yer aldığı, aynı anlama gelen atasözlerinin kullanıldığı D seçeneği olacaktır. 10. soru. Yukarıda numaralanmış açıklamaların hangisi verilen atasözü ile uyuşmamaktadır diyor. Yetişemediğin köyün alt tarafında yat. İnsan başaramayacağı, yani yetişemediği işlerde kendini fazla zorlamamalı, yapabileceği işlerle uğraşmalıdır. Yani gücünün yettiği yerde yatmalıdır anlamına geliyor. Bakın anlamca örtüştüğünü görüyoruz. O yüzden bir elemiş oluruz. Kasvetsiz ağız anahtarsız açılır. Kasvet, keder, üzüntü demek arkadaşlar. Üzüntüsüz bir kişi rahat ve isteyerek konuşur. Evet, bakın ağzının açılmasından bahsediyor. Yani üzüntüsüz olduğu için çok rahat konuşabilir anlamında. Bu da doğru. Bunu da elemiş oluruz. 3 numaraya baktığımızda ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Yani kişi atalarının özelliklerini taşır. Onlar gibi hareket eder anlamına gelir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 4 numara dursun. 5 numaraya baktığımızda el kazanı ile aş kaynamaz. Başkalarından alınacak destekle iş başarılamaz anlamına geliyor ki el başkası oluyor arkadaşlar burada. Bu da doğru. Bunu da elemiş oluruz. 4 numaralı cümle ve atasözüne baktığımızda ise iki tımar bir yem yerine geçer. Birbiriyle kavga eden iki kişiden biri mutlaka zarar görür. Arkadaşlar buradaki atasözü bu açıklamayla örtüşmüyor. İki tımar bir yem yerine geçer atasözünün anlamı şu. Atı sıkı sıkı tımar etmek, yani onun tüylerini almak arkadaşlar, kıllarını alma, yemle beslemek kadar önemlidir anlamına geliyor. O yüzden bu yanlış kullanılmış. Peki biz buraya hangi atasözünü getirebilirdik? Arkadaşlar buranın atasözü şu. İki testi tokuşunca biri elbet kırılır anlamındaki atasözünün daha uygun olduğunu görüyoruz. O yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler anlamca birbirine en yakındır demiş. Yaptığı hareketlerle çevresi tarafından eleştirilmeye başlanmış ve gözden düşmüştü. Gözden düşmek arkadaşlar nedir? İlgiyi yitirmek anlamına gelir. Sürekli olarak sözünün dinlenmemesi üzerine verdiği kararla onu gözden çıkardı. Maddi manevi olarak arkadaşlar elden çıkarmak anlamına gelir bu deyimde. Onun farklı davranışlar sergilemesinin gerçek sebebini durmadan göz ardı ediyordu. Göz ardı etmek de gereken önemi vermemek anlamına gelir arkadaşlar. 4 numaralı cümleye baktığımızda ne yaparsa yapsın onu tatmin edemiyor, arka planda kalmış gibi bir hisse kapılıyordu. Burada da arkadaşlar dikkat edecek olursanız arka planda kalmak ne demek?
Bu da arkadaşlar yine önemini yitirmek anlamına geliyor. Doğru mu? Ya da diğer bir ifadeyle değersizleşmek anlamına gelir. Şimdi peki bu deyimlerden hangisi anlamca birbirine yakındır? Açıklamalarını yaptık. Gördüğünüz gibi 1 ve 4 numaralı cümlelerde kullanılan deyimler ilgiyi yitirmek, değersizleşmek, önemini yitirmek anlamlarına geldiği için doğru cevabımız 1 ve 4'ün yer aldığı C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik, 12. soruya. 12. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde konuşmasına engel olmak anlamında bir deyim kullanılmıştır diyor. A seçeneği dursun. B seçeneğine baktığımızda kolonya dökmekten, çikolata vermekten iyi gözükeceğim diye ağız etmekten yoruldu. Ağız etmek arkadaşlar herhangi bir kişiye yaranmak için kibar konuşmak anlamına gelir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Uzun yıllar görmediği arkadaşını görünce ne yapacağını bilemedi. Ağzı dili tutuldu. Ağzı dili tutu da heyecanlanmak arkadaşlar, tamam mı? Heyecanlanmak ya da hayranlık duymak anlamına gelir. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Yalnız kaldığında kendisini ifade edebilirken başkalarının yanında ağzı kilitleniyordu. Burada ağzı kilitlenmek konuşamaz duruma gelmek, tamam mı? Konuşamaz duruma gelmek. Beklenmedik durumlarda kendine güveni düşer ve sürekli ağız değiştirmeye çalışırdı. Bu da arkadaşlar önceden söylediğini başka türlü anlatan kişiler için kullanılır. Tamam mı? Başka türlü konuşanlar, anlatanlar için kullanılan bir deyimdir. O yüzden bunu denemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise Yunus Efendi çaresiz ve bitkin bir şekilde duran yaşlı adama ağız açtırmıyordu. İşte ağız açtırmıyordu, yani onu konuşturmuyordu anlamında kullanılmıştır. Şimdi A ve D seçenekleri arasında kalmış olan arkadaşlar olabilir. Bakın, ağzı kilitlenmek arkadaşlar, dikkat edecek olursanız kendisinin konuşamaz duruma gelmesinden bahsediyor. Yani kendinden kaynaklı olarak konuşamaz duruma gelmesinden bahsediyor burada. Ama A seçeneğinde ise başkası konuşuyor. Sürekli konuştuğu için de karşıdaki kişiye söz hakkı vermiyor. O yüzden de buradaki ikisi de aynı anlama geliyor gibi gözükse de biri başkası tarafından, diğeri de kendisinin eylemi yapamaması, konuşma eylemini yapamaması söz konusu. O yüzden D seçeneğini elemiş oluruz. Konuşmasına engel olmak anlamında da ağız açtırmak deyimi kullanılmıştır. Bu yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.